tanesi ya. Şuna bak. Bu kadar versene biz de bakalım. Şuna bakar mısınız minicik? Çok tatlı. Ya Cemre, daha fasulye kadar tatlı olduğunu nereden çıkardın? Ya gerçi hayatımdaki en güzel fasulye. Ya da ben annesiyim ya, o yüzden bana öyle geliyor. Öyle öyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben yeğenimin ilk fotoğrafını cüzdanımda taşımak istiyorum. Acaba bunları fotokopi çektirip çoğaltsak mı? Tamam arkadaş. Bence toplu olarak gelirdik. Ya kızlar, bu bebek doğmadan biz bu haldeyiz. Ya doğduktan sonra ne hale geliriz acaba? Ya keşke Meral de burada olsaydı ya. O da çok mutlu olurdu. Ne yapıyordur şimdi acaba? Kızlar, ben size bir şey söyleyeceğim. Hani siz benim yanımda Meral'den bahsediyorsunuz ya. Ben gerçekten çok fena oluyorum, biliyor musunuz? Ya biliyorum benim gaddar olduğumu düşünüyorsunuz onu hapse attırdığım için ama... bakın gerçekten gaddar olan ben değilim. O. Ya bana kardeşim diye diye ihanet etti. Siz böyle bir acı yaşamadınız, bilmiyorsunuz. Ben de yaşamamıştım. Ya kardeşim dediğin insanın sana ihanet etmesi o kadar kötü bir şey ki. Lütfen bunları da hatırlayın, olur mu? Kader, biz sana hak veriyoruz zaten. Ama sen de bizi anla ne olur. Yani kızın hayatı mahvoldu, onun için üzülmeyelim mi? Oo, arkadaşlarım mı geldi? Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Beğendiler mi yeni küpelerini? Diyeceğim de, takmamışsın. Ben Eylül'e hediye ettim onları. Eylül'e mi hediye ettin? De. Yok. Yok, küpenin diğer teki yok. Burada mı? Nereye düştü? Yok burada da. Ay Kader, gerçekten çok özür dilerim. Ay ne olacak hayatım ya, senden kıymetli mi? Kader, arkadaşından kıymetli değil tabii ama o küpeler 50.000 lira. Ne? 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 Bizi çağırmışsınız. Evet. Buyurun oturun. Sağ ol. Geç otur, geç. Buyurun. Ben korkunç bir hata yaptım. Ne hatası? Feray Hanım'ın kaza yaptığını öğrenince yanlış bir karar vermiş olduğumu düşündüm. Bir saniye, yanlış anladınız galiba. Kadın bebekle birlikte geçirmemiş kazayı. Hamileyken olmuş. Biliyorum. Feray Hanım hamileliğin 30. haftasında bir trafik kazası geçirmiş. Hastaneden röntgen kayıtlarını incelediğimde bebek anne karnında zarar görmüş. Yani beyin ödemi doğmadan önce oluşmuş, öyle mi? Evet. Annesinin hiçbir suçu yok. Kadıncağızı çok üzdük. Boşu boşuna suçladık hepimiz. Ya peki doğum sırasında hiçbir doktor bunu anlamamış mı? Hayır, anlamamışlar. Ben şüphelenince dikkatli bir şekilde inceledim. Minicik bir leke var. Kazadan kısa bir süre sonra da iyileşmiş olma olasılığı var. Çocuk doğduktan sonra problem olmayınca demek ki onlar da çok üstünde durmamışlar. Evet. Ama başını bir yere çarptığında ya da beşinden yuvarlandığında tekrar kanama olabilir. Zaten öyle de olmuş.
az kalsın kadını bebeğinden ayırıyorduk. Sizin hiçbir suçunuz yok. Bütün hata benim. Gerçekten üzgünüm. Yapacak bir şey yok. En azından gerçeği ortaya çıkarttınız. Hadi bebeği annesine teslim edelim. Hadi. Gerçekten çok özür dilerim. Bu kadar pahalı olduğunu bilseydim hayatta kabul etmezdim gerçekten. Ya ben de bilmiyordum ki kızım o kadar para olduğunu. Ben de almazdım bilsem. Çıldıracağım ya, hiçbir yerde yok. 50.000 lira ne kızım? Bir küpeye 50.000 lira verilir mi ya? Ya kızım 50 lira zannettim ben de tabii ki de. Neyse tamam, aramayalım artık, bulamayacağız. Kader. En azından tekine. Yok be, olur mu, o senin küpen. Kolye yaptırırsın. Ya ne kolyesi ya? Madem bu kadar para yapıyor, satalım bence bunu. Meral hep senden kurtarabiliriz bu küpeyle. Doğru söylüyorsun. Hadi kuyumcak dedim o zaman. Ya ben onu sana hatıra olsun diye verdim Eylül. Ya Kader, kusura bakma. Meral parasızlıktan hapis yatarken ben bunu kabul edemem. Al o zaman. Aa, bir de cebime koydun Eylül. Ya resmen Meral'i bana tercih ediyorsunuz. Kader, Eylül haklı. Ya Meral 10.000 lira için hapis yatarken vicdansız gibi küpeyi mi takacak kulağına? Vicdansız gibi. Ben mi vicdansızım yani? Meral konusunda vicdansızsın Kader. Ya gerçekten ben mi anlatamıyorum? Siz mi anlamak istemiyorsunuz? Ya kaç kere anlattım ya size? Alo. Ne? Peki hangi hastane? Tamam, tamam, hemen geliyoruz biz, tamam. Songül ne oldu, kötü bir şey mi? Evet kızlar, çok kötü bir şey olmuş. Ya cezaevinden aradılar, Meral'i hastaneye kaldırmışlar. Ne olduğunu da söylemediler, hemen gelin dediler. Bak Kader, işte başına bir şey geldi kızın. Benim yüzümden değil mi? Ben vahşiyim ya, o yüzden geldi. Ya Kader uzatma artık, hadi gidelim hadi. Gelmiyorum. Kader! Kader! Ya of be, ne hali varsa görsün hadi. Ben gerçekten çok özür dilerim. Lütfen beni affedin. Bebeğimi geri istiyorum. Nerede? Bebeğinizi getiriyorlar. İyileşecek değil mi? Tedavi edebileceksiniz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Merak etmeyin. Özür dilerim sizden. Biz o kadar kötü şeyler yaşıyoruz ki. Öz anne babaların çocuklarını eziyet ettiklerine şahit oluyoruz. Yani gerçekten artık her şeye şüpheyle bakıyoruz. Bakın Feriha Hanım, bu mesleğe başlamadan önce hiçbir ailenin çocuğuna zarar verebileceğini düşünmezdim. Ne yazık ki artık öyle düşünmüyorum. Sizden boşu boşuna şüphelendik. Çok özür dileriz. Ben ölsem bebeğime zarar vermem. Ölsem vermem. Biliyoruz Feriha Hanım, biliyoruz. İnşallah bebeğiniz bir an önce iyileşir. Ah Meral. Abi biz Meral'in arkadaşlarıyız da arkadaşımızı 2 dakika görebilir miyiz? Görüş serbest değil, içeri alamam. Nasıl ya? Ya arkadaşımıza ne olduğunu bile bilmiyoruz abi. 2 dakika girelim lütfen. Evet gerçekten 2 dakika. En azından içimiz rahat etsin. Lütfen. Lütfen ya. Sadece 2 dakika. Ondan sonra hemen çıkacaksınız. Başın belaya sokmayın. Tamam, sağ olun. Meral. Songül. Meral, iyi misin?
Ya şu an iyiyim ama çok korktum kızlar. Biri beni öldürecekti, üzerime geldi. Ben de kaçmaya çalışırken düştüm. Ne diyorsun Meral? Kim, niye öldürsün seni Meral? Ya bilmiyorum, suratını görmedim ki. Birinin selamı var dedi ama gerçekten çok korktum kızlar. Ciddi bir şey yok değil mi? Hayır, ciddi bir şey yok. Ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Ya kızlar, beni ne olur bırakmayın ya. Ben çok korkuyorum. Meral tamam, ağlama. Buradayız. Yüksek ateşten dolayı halüsinasyon görmüş olabilir. Hadi kızlar, çıkın artık. Ya abi lütfen biraz daha kalalım. Bak kız hayatım tehlikede falan diyor. Burada tehlikede değil. İzin verdiğime pişman etmeyin. Hadi çıkın. Ya kızlar ne olur bırakmayın beni ya. Ben hafta geri dönersem ölürüm. Lütfen gitmeyin. Meral korkma, kurtaracağız seni, tamam mı? Meral tamam, korkma. Bak seni yalnız bırakmayacağız biz burada, tamam mı? Hadi kızlar, hadi. Ya ne olur gitmeyin kızlar lütfen. Meral kurtaracağız seni, tamam mı? Kızlar hemen hapishane müdürüyle konuşalım. Ayrı bir yere alsınlar Meral'i. Doktor ateşi çok yüksek, halüsinasyon görmüştür dedi. Kızım olsun, ne kadar korkmuş görmüyor musun? Tek kalırsa en azından rahat eder. Tek başına kafayı yer. Songül, onu acil hapishaneden çıkarmamız lazım. Evet doğru söylüyorsun. Neyse en azından birkaç gün hastanede, hemen şu parayı toplayalım kızlar, kurtaralım şu kızı cehennemden. Avukat olacaksın değil mi sen? Hı hı. Sıkıntıdan ölmezsen tabii. Ne dedin Macide abla? Yok canım yok, hiçbir şey demedim. Oku canım sen, oku. Sen bundan bahsediyorsun. Bu araba değil. Bu mekanik bir sanat eseri. Yani biz öyle diyoruz. İyiymiş. Güle güle kullan. Asıl sen güle güle kullan. Çünkü bu Ejder amcasından yeğenine ufak bir hediye. Ufak? Ama benim ehliyetim yok. Ne olacak, alırsın hemen. Sen akıllı kızsın, bir seferde halledersin. O zamana kadar ben seni götürürüm, getiririm istediğin yere. Nasıl plan? Çok iyiymiş. Hisset ama. Bir de bu sanat eserini bir hisset. Geç koltuğuna otur, hadi. Ay ben de bineceğim. İnanamıyorum ben ya. Gerçekten çok sinirleniyorum. Sanki kendi parasıyla alıyor ya. Resmen kızın etinden budundan nasıl faydalanıyorlar? Sinirimden yemin ediyorum arabanın jantlarına gidip ısıracağım. Ve sen niye sinirleniyorsun ki? Sinirleniyorum tabii. Bugün araba alan yarın kamataran alır. Kamat ne o? Kamataran ya.
Böyle güzel denizde yüzüyorlar ya saray gibi. Zenginler kullanıyor. Belli ki onu alacak bundan sonra. O kadar sinirleniyorum ki yani. Bu şimdi kendi üstüne mi yapmıştır arabayı? Benim üstüme yaptı arabayı. Kimin üstüne yapacak? Kendi üstüne yaptı tabii. Ayrıca da Macide'yi emlakçıyla konuşurken duydum. O da arsa alıyor. Asın bakalım. Aa, herkes malları götürüyor. Herkes yükünü yaptı. Zavallı Zehracık kaldı böyle küçücük. Zavallı Zehracık. Bakalım mı biz de biraz için? Kızlar Meral'i orada yalnız bırakmak hiç içime sinmedi. Ya hemen o parayı toplamamız lazım. Ya kızlar. Kader ne zaman bu kadar acımasız oldu? Yani şu küpeyi satsaydık Meral'i hemen çıkarabilirdik. Hastaneye bile gelmedi kız ya. Yani Meral'in o halini görse eminim çok pişman olurdu. Ben artık o kadar emin olamıyorum Cemre. Yani ne zaman bu hale geldik onu bile anlamadım. Kızlar şu parayı toplamamız lazım. Ya sadece takı satarak o kadar para çıkaramayız. Uf, bir şeyler yapmamız lazım. Vaktimiz yok. Benim aklım orada. Kızlar aslında yani bana yardım ederseniz benim bir fikrim var. Ya deli misin? Tabii ki yardım ederiz. Söyle. Ya ben kıyafet tasarlayabilirim. Yani sizin de yardımınızla bir koleksiyon hazırlayabiliriz. Kızım bayağı para var bu işte. Olur Cemre. Eğer yapabilirsen bak bizim tekstille böyle defol yırtık tişörtler falan oluyor. Getireyim belki onlarla bir şey yaparsın. Ya tabii yaparım. Ya o defol dediğin şeyleri tanıyamazsın bile. Süper. Süper kızım. Tamam o zaman ben hemen gideyim ne var ne yok hepsini toplayayım. Akşam bizim evde buluşalım. Tamam. Eylül bizde seninle okulun çalıştığı bir bijuteri var. Oraya gideriz. Tamam. Hadi. Hadi. Görüşürüz canım. Bunlar da olacak. Tamam. Hah, buldun mu? Evet. Abi bunları da ekleyebilir misin? Tamam. Ne kadar tuttu acaba? 150 lira. Şokmuş. Abi beni hatırladın mı? Ben moda tasarım öğrencisiyim. Malzemeleri hep buradan alıyoruz. Evet hatırladım. Şimdi ben tişört tasarlıyorum da acaba koleksiyonumu sattıktan sonra bunların parasını ödesem olur mu? Kiminle anlaştın? Nereye satacaksın? Ya bilmiyorum ki yani. Önce başlamam gerek. Dalga mı geçiyorsun ya? Satamazsan ne olacak? Satar. Satar. Niye satmasın? Cemre çok yeteneklidir. Yani paranız bizde kalmaz gerçekten. Yok olmaz. Ya bu seferlik böyle olsa bakın kız tişört tasarlayacak. Maalesef size yardımcı olamayacağım. Peki teşekkür ederiz. İçin çok tehlikeli. Ağır kaldırmayın lütfen. Ablacığım ne yapıyorsun ya? Bu yaptığın şey daha tehlikeli. Ödümü patlattın. Ya alt taraf poşet bir şey olmaz. Yo, Selin Hanım'ın kesin talimatı var. Hamilelik boyunca size çok iyi bakmam lazım. Lütfen onları bana verin. Bebek doğduktan sonra ne hali varsa görsün diyor yani Selin Hanım. Tallam ya. Kadın beni iyice kuluçka makinesi yaptı. Kızlar. Gel. Ne bu suratlarınızın hali? Ya tuhafiyeciden geliyoruz. Adama dedik ya tişörtleri sattıktan sonra parayı veririz diye. Kabul etmedi. Bu son şansımızdı. Meral'i kurtarma planımız yatar. Nasıl yatar kızım? Saçmalama. Meral'i orada bırakamayız. Benim aklıma bir plan geldi. Nereye? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum ki.
gelin kızım benimle hadi. Son gün ne işimiz var bizim Zehra ablanın evinde? Niye geldik ki buraya? Son gün hakikaten ne yapacağız burada? Ya Meral'i hapishaneden kurtarmamız için gereken her şey bu evde kızlar. Gelin. Allah Allah. Songül. Bu ne lan? Zevksizlikten gözlerim yandı. Yani benim modadan anlamayan ruhum bile buna dayanamadı. Bey. Al bakalım Cemre, hepsini yeniden yarat. Zaten ne yaparsan yap bunlardan güzel olacak kesin. Songül ama bunlar Zehra ablanın kıyafetleri yani izin almadan olmaz ki. Olur. Bal gibi de olur. Yani hanımefendi kaderin villasına kapağı attı. Eminim kardeşimden tırtıkladıklarıyla çok daha güzellerini almıştır. Dolap yapmıştır be kendine. Doğru söylüyorsun vallahi. Hem bir şey derse de zamanında Meral'den aldıklarına saydırız. Aynen. Ya hadi Cemre lütfen kestik biç. Ya hünerlerini göster kızım, elinden geleni yap. Bak Meral'in özgürlüğü sana bağlı. Diyorsun ha. Hadi. Bir bakayım bir olur mu? Hani olur. Yapabiliriz kızlar. O zaman bu kıyafetlere iyi bakın. Çünkü bunlarla işim bittiğinde tanıyamayacaksınız. Hadi başlayalım. Hadi biz de şunu duralım. Allah Allah. Hepsini alalım. Alalım, hiçbir şey bırakmayayım. Şunu da alayım mı? Al, al. Şurası al. Al. Cemre. Hı. Boğuldu mu? Kim be? Böyle tam ortasına dik bir de... Bak şuralar iki konuda da. Şuralara tamam mı? Böyle güzel olacak. Tamam. Serkan. Gel bir kankacığım bir saniye. Dur bakayım şöyle doğru bakayım. Kızlar nasıl oldu? Ya güne yolun bir git ya. Niye lan gayet güzel oldu. Bana bakın bakayım bende nasıl duracak. Nasıl? Zehra ablayı benzedin mi? Ya güne ne yapıyorsun otur ya. Ne yapayım aşkım sıkıldım. Sen söyle ne yapayım neyi keseyim biçeyim söyle. Acaba Güney biraz kılıbık olabilir mi? Bak şimdi ya. Kılıbık değil oğlum, aşık diyeceksin. Cemre kaç pompon dikeyim? 3 tane yeterli. Sen hala çalışıyor musun? Aa Zehra abla ya hala çalışıyorum. Ama bu kadar çalışma. Gözlerim bozulacak, sürmenaj olacaksın Allah korusun. Baksana ne güzel şeyler yaptım. Vallahi çok güzel görünüyor. Ellerine sağlık yerim şimdi zaten acıkmıştım. Manevi teyzenim tabii ki yapacağım. Aşkım bana kalsa ben sana neler yapacağım ama...
Yani koskocaman villa, temizliği var, yemeği var. Yani nasıl yetişeyim bilmiyorum ki. Zehra abla, ben senden asla öyle işmiş istemiyorum ki. Yani Melek kışın üşümesin diye geldim buraya. İş bekleyen yok senden. Ama çok iyi hatırlattın, benim bu hizmetçi işini bir çözmem lazım. Aşkım, asla şikayet ettiğimi falan düşünme, olur mu? Yani sonuçta ben temiz ve titiz bir kadınım yani. Oho, ne olacak? Evelallah bütün evi çevirip çevirebilirim yani. Ordu gibi bir insanım. Zehra abla, ben seni hiç anlamıyorum. Bir çeviririm, bir çeviremem. Ne istiyorsun? İşte bir şekilde hani söylemeye çalışıyorum. Bir şeyler de zor tabii. Yani sonuçta bir emek veriyorum ben de, onun karşılığını istiyorum. Anladım şimdi meseleyi. Ay. Ne anladın acaba? Yanlış bir şey anlamıyorsun değil mi? Sonuçta çoluğum çocuğum var. Bir tarafta Sedef, bir tarafta Melek. Onların tamamen geleceğini düşünüyorum. Asla kendim için değil. Yok yok, haklısın zaten. Yani bir karşılığı olması lazım. Ben o zaman konuşayım Ezer amcayla, bir maaşa bağlasın sen, olur mu? Ay ya. Ay. Çok ısrar ediyorsan konuş tabii. Ben karışamam bunun. Hani sen çok istiyorsan konuş tabii. Bir şey daha var, şey, mutfak masrafları, ne bileyim, kahya yok falan, hiç kimse yok. Sonuçta ben yapacağım, ben gidip alacağım. Sakın zannetme ki yani ben bundan rahatsız oluyorum. Bayıla bayıla gider yaparım ama onun için de küçük bir bütçe ayırırsak o çok önemli. Tamam Zehra, onu da konuşacağım. Şunları yiyeyim ben. Çok mutluyum. Çok seviyorum seni. Gerçekten çok seviyorum. Bu tatlısın. Ben de. Ellerine sağlık. Hep yaparım istediğin zaman. Eylül, hadi giyinmedin mi hala? Ya arkadaşlar, ben bayağı acıktım. Bir şeyler mi yesek? Güney, ben de çok acıktım ya. Erkekler olarak siz bir işe yarayın. Aysun bir sürü yemek yaptı, onlar ısıtın sevgili. Baş üstüne aşkım. Aa, Eylül. Çok güzel olmuşsun, çok yakışmış. Aşkım, sen gerçekten çok yeteneklisin ya bu konuda. Sağ ol aşkım. Sadece... Bir onu öyle şuradaki iğneler, o çivi falan, ne bileyim. Ne? Kötü mü olmuş? Değil, tabii ki değil ama. İnsan böyle bir sevgilisine sarılmak istese batacak gibi. Serkan, bunu mu düşündün ya? Ya onu düşünecek adam neyi düşünecek, haklı. Yani sarılmayacaksak niye sevgili oluyoruz? Fazla onlar. Allah Allah ya. Neyse, hadi biz yemekleri ısıtalım. Aman boş ver sen onları. Çok güzel olmuşsun kızım. Şurası da çok güzel duruyor bence. Gel bir şöyle bakayım iyicene. Ay bir tanesin sen ya, süpersin. Aferin kızcağım be. Sana bir şey olmasın. Arkadaşıysanız 5 dakika verebilirsiniz.
arkadaşı değilim. Hiçbir şey değilim. Ben size bunları versem... Ya sıcak tutacak şeyler var. Bir daha üşütmez. Bir de benim getirdiğimi söylemeseniz olur değil mi? Yani bir kız getirdi falan demeyin de anlamasın. Olur mu? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bizi ne hale getirdiğine bak. Bana şeyden versene, böyle kemik artıkları oluyor falan onlardan. Kedi köpek işte ayırdığımız, onlardan mı istiyorsunuz? Evet, onlardan ver. Bizim evde köpek var da, adı Ejder. Azgın bir şey. Önüne atayım da kemirsin. Çok komik ya, kemirecek kemik bulamıyor insanlar. Bunlar kedi köpeklere veriyorlar. Neyse, ben çorba yaparım et suyunu, oh, mis gibi. Buyur. Bir de yarım kilo kıyma versene bana. Kuzu mu, dana mı olsun? Kuzu değil, kuzu çok pahalı ya. Danadan ver. O zaman danadan güzel bir kıyma çekeyim sana. Oradan niye alıyorsun? Çok pahalı orası. Aa, yok mu şöyle bıçak artığı ya? Böyle güzel et artıkları falan. Onları karıştır ver işte. Karıştırayım da sinir yağı çok olur. Tat vermez. Verir, verir. Allah Allah kasap bey, yani bana mı öğretiyorsun? Benim elim ayrıca da çok lezzetli. Oho, kaçın kurasıyım ben. Bol baharat, salça. Şahane yaparım, sen bırak. Eli lezzetmiş, bana öğretiyor bunca yıl. Sabah akşam yemek yapan bir kadına. Hadi abicim, hadi hızlı. Kaç para? 30 lira versen yeter. Gerçekten mi? Bak şimdi sevdim seni. Al bakalım. Oh ne güzel, her alışverişte bu kadar arttırırsam vallahi yolunu bulurum ha. Buyurun. Sağ olasın abicim. Ellerine sağlık. Haydi bakalım. Yine gelirim. Afiyet olsun. Hadi geç içeri, üşüme. Feride. Neriman Hanım. Hayırdır? Ne işiniz var burada? Fırına geldim de ekmek almaya bir uğrayayım dedim. Sizin eviniz uzaktaydı diye hatırlıyorum ama. Evet, uzak. Ama ben yıllardır yurttan çıkıp o köşedeki fırından alırım ekmeğimi. Oranın ekmeği bir başka oluyor, biliyor musun? Öyle mi? Ben de bundan sonra oradan alayım bari. İyi yaparsın. Şey ne oldu Feride? Hani birkaç tane öğrenci vardı, yeni gelen. Onların formlarını bilgisayara geçirecektik. Evet, evet, hallettim ben onları. Merak etmeyin Neriman Hanım. Hallettin mi? Hallettim. İyi. Ben gideyim o zaman. Feride, kızlarıma iyi bak. Bak, sen çok yumuşaksın. Tepene çıkartma yani. Onların iyiliği için. Biraz böyle korkut onları. Olur Neriman Hanım, korkuturum. Hoşça kal. Güle güle. Thank you.
abla. Hala anahtarı sende ne işi var? Cebimde kalmış. Ne olacak canım? Ne yapıyorsunuz? Ben biraz soluklanayım dedim de o güzel ellerinden bir kahve içeyim dedim. Yetmiş miyim? Zehra abla kahve falan yapamam. Çok işimiz var. Çıkmamız gerekiyor. Bu ne ya böyle? Ne çirkin bir şey bu böyle? Renkli renkli gül 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 üstünde. Kim giyiyor bunları ya? Ne yapıyorsunuz siz? Kız alışveriş ettiniz değil mi? Bana bir şey aldın mı? Bu güzel değil. Orada bir şey var mı bana? Ya Zehra abla, biz Meral'in tahliyesi için para topluyorduk. Böyle elbise, tişört falan tasardık. Onları satıp paraya çevireceğiz. Şükürüm ya. Melek, melek. Yalnız kötü bir fikir. Ben size söyleyeyim de. Yani ne bileyim pozitif düşünmek istiyorsunuz da yani 10.000 lirayı pardon bu kıçı kırık çabutları satarak mı kazanacaksınız? Mümkün değil aşkım. Senin bu kıçı kırık dediğin şeyler ünlü tasarımcının elinden çıktı Zehra ablacığım. Bizim gitmemiz gerekiyor. Kusura bakma vallahi. Kız sen yüklüsün artık ya. Kır dizini otur aşağı fıldır fıldır. Nereye geziyorsun? Kusura bakma olur mu? Sonra yaparız kahveyi. Ne bu böyle rengarenk rengarenk? Ne çirkin şey? Nedir bu? Nereye gidiyorsunuz bu kadar hızlı ya? Hadi görüşürüz Zehra abla. Kahve kahvaltı. Siz nereye kaçıyorsunuz? Görüşürüz Zehra abla. Aliza. Yemin ediyorum bunlarda gram akıl yok ya. Meral bunların kız kardeşlerine kazık attı. Bunlar hala ona yardım etmek istiyorlar. Ben anlamıyorum bu kafaları yani. Bu şapşıklara her şey müstahak. Çıkı çıkı elbiseler falan. Yardım ediyorlar. Müstahak, her şey müstahak bunlara. Ona çok koy hediye. Yemiyor, hastalanıyor hemen. Ama ben hasta değilim ki. Geçen ay ateşin 40'a çıktı. Yemiyorsun, bünyen zayıf düşüyor. Sonra da gelip grip mikrobu hemen yapışıyor. Sen onu dinleme. Doldur hediye, doldur. Ama bu çok oldu. Şş, hepsi bitecek. Kontrol edeceğim. Hadi bakayım. Hadi, afiyet olsun. Hediye, Ayşegül'ün durumu nasıl oldu? Hani geceleri kabus görüyordu ya. Eğer iyileşmediyse bir doktora götürün. Yok yok Neriman Hanım, düzeldi merak etmeyin. Ha iyi, iyi. Rüstem Efendi, geceleri nöbette uyumuyorsundur inşallah. Yo Neriman Hanım, görevimin başındayım. Sen hiç merak etme. Ben yokum diye sakın uyuma. Vallahi bir gece ansızın gelebilirim ona göre. Tabii efendim, istediğiniz zaman. Buyurun. Hı. Sağ olun Hediye Hanım. Hadi, afiyet olsun. Siz gitmemiş miydiniz? Şey, odamda bir şeyler unutmuşum da Feride. Gelmişken bir kızları göreyim dedim. Özlemişler beni. Ha, tabii, tabii özlemişlerdir. Neyse, ben gideyim. Çekmecemden alacaklarım var. Sonra görüşürüz. Tabii buyurun siz rahat rahat alın. Afiyet olsun. Görüşürüz. Sabitleyin şuradan da. Çok iyi oldu kızım burası. Evet son gün şahane oldu bu ya. Yere muşam basarıp kıyafetleri koysaydım çok kötü görünürdü. Ah Dundas. Kızlar. Ha. Dükkanlardan biri tasarımları çok beğendi. Birazını verdim onlara. Ay, gerçekten mi? Evet. Süper, o zaman biz başaracağız bu işi. Başaracağız tabii ki kızım. Esnaf da bulmuşsunuz. Evet, Songül ayarladı. Kızlar açık hava tezgahı, inşallah yağmur yağmaz. Ay Songül ağzını ayrı aç. Hadi şunları kuralım bir an önce. Aynen. Kızlar, bakın işimiz bitince mutlaka Meral'i görmeye gidiyoruz, tamam mı? Tamam, tamam. Şu, şu.
şüpheyle. Asil. Ben sana buradan uzatırım. Ver, ver. Bak bu da rengarenk. En güzel parça. Bebişim, Kader ne yapıyorsun? Aa, ne var ne yoksa önüne girmişsin. Bebeğim ne oldu, moralin mi bozuk senin? Yok, canım çekti. Bana da oluyor biliyor musun? Ben de aynı senin gibiyim. Böyle bir düşünce her şeyi yemek istiyorum. Çikolata, muklata. Öyle yerim yani. Gerçekten ruh ikiziyiz. Ne kadar benziyoruz aslında baktığın zaman birbirimize vallahi ya. Ne oldu aşkım? Zehra ablanı söyleyebilirsin. Bir şey mi oldu? Bir çözüm bulabilirim sana. Biliyorsun Zehra ablanın önüne bütün sorunları at deli gibi çözebilirim. Biliyorsun sen. Ne oldu? Ya kızlarla tartıştık. Ya öyle kavga gibi değil ama ya fikir ayrılığı var yani aramızda. Şifreli konuşuyorsun. Yani daha düz söyle mesela, tam anlat bana. Çünkü sonuçta benim biliyorsun ağzım fermuar. Yani kimseye söylemem. Ne oldu? Onu sonuçta taraflar değil mi? Meral'in yanında olmak istiyorlar. Evet işte. Hapiste ya, acıyorlar ona. Neyine acıyorlar be? Sana acısınlar. Allah Allah. Acıdı, ben bir şey hissettim zaten. Yani seni şey yapmak için söylemiyorum ama yani mesela Meral zengin olduğu zaman çok daha fazla böyle reaksiyon verdiler, böyle neşeli ve bir daha böyle yüksektiler, anladın mı? Ama sen de böyle bir şey kaldılar, zayıf. Ben öyle hissettim. Haklısın Zehra abla. Pek sevinmediler yani. Ya bir mucize olsa, bu kız tekrar lokumcuzade olsa ben sana söyleyeyim, zil takıp oynarlar. Yardım ediyorlar ona zaten. Hani hapisten çıksın diye bunlar böyle bir, ne bileyim, tasarım masarım yapacaklarmış elbiseleri, ondan sonra satacaklarmış falan ya, yani o kadar. Elbiseleri de gör, ne çirkin, rengarenk, pullu, allı güllü. Ciddi misin ya? Evet, kendi gözlerimle gördüm ama. Nasıl yani? Beni resmen yok sayıyorlar şu anda. Aşkım insan çiğ süt emmiş, yani her şeyi yapabilir. Yani ben asla böyle bir şey yapmam. Sonuçta ben daha insan bir kadınım yani. Başka bir tipim yani hepsinden. Ya böyle bir şey yapamazlar Zehra abla. Ya ben onlara kardeşim demişim. Yani kardeşlik türküsü bitti artık. Anladın mı? Böyle bir türkü yok ne yazık ki senin için. Onlar düşman, ben dostum aslında baktığın zaman. Dikkat et, ayağını denk al. Sevdiğim için söylüyorum. Yoksa asla böyle bir şey, buna karışmam yani. Ya ama göstereceğim ben onlara. İnanmıyorum ya. Üzülme aşkım ya. İnsan. Feride, yemeğin soğudu hayatım. Hadi bir ara ver, bak ben okula gideceğim. Hayatım, işler o kadar birikti ki baş edemiyorum artık. Kolay gelsin. Aa, Neriman Hanım, siz geri mi döndünüz? Hiç gidemedik zaten. Yok Toprak Bey oğlum, emir demiri keser. Devletin böyle uygun gördü. Zor ama alışacağız tabii. Zor tabii, zor. Neriman Hanım, siz artık gideceksiniz herhalde. Ben sizi yolcu edeyim. Yok, alacaklarım var daha. Benim delgeçim sende mi Feride? Evde lazım oluyor da. Evde mi lazım oluyor? Evet, bütün faturalarımı delip dosyalarım ben. Böyle düzen önemli. Ben sizinkini buraya koymuştum. Buyurunuz. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İşte dosyaları bilgisayara işliyorum. Oh, kolay gelsin. Ne güzel. Böyle çıt çıt çıt. İşle tabii, işle.
Vakit geçer. Vakit geçer. Kolay gelsin. Sağ olun Neriman Hanım. Görüşürüz. Ay çat 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 diyor ya. Belgeç dedi ya. Feride, bana bak kız. Psikolojisi iyi değil ha, söyleyeyim. Hayatım bir türlü gidemedi zaten yurttan. İstekleri bitmedi ki sabahtan beri. Az kaldı kazıyıp vereceğim yurdu. Aa Feride hadi ama ya, yemek soğudu. Hadi bir tane, bir 15 dakika ara ver. Hadi aşkım, hadi yetişir, hadi. Hadi, of. Emeklerim bir günde uçtu gitti. Bak ya, leke yapmışlar duvarı. Dünya para verip boyattım ben burayı. Hatırama saygıdan temiz tutmaları lazım. Hediye boşlamış buraları. Yerlerde toz içinde. Çocuklar mikrop kapar. Bensiz olmaz tabii. Çocuklar kendi aralarında imza toplasalar. Devletim beni affeder mi acaba? Şöyle bir model de var. Tişörtler ne kadar? 150 lira ablacığım. Bakın böyle bir modelimiz de var. Bakın siz de isterseniz böyle ceketimiz var rengi. Çok güzel. İkisini de alabilir miyim? Güzel tabii ablacığım. Bak şimdiden söylüyorum size, bunları eskise bile atmıyorsunuz, tamam mı? Çünkü bu güzel arkadaş tasarladı. Bu kız ileride çok çok ünlü bir tasarımcı olacak. Bak şimdiden söylüyorum. Songül ne yapıyorsun? Utandırıyorsun beni değil mi şöyle? Ben de şunu alayım. Siz alın. Kızım gördün mü? Bu bir teknik. Bu sayede hepsini satacağız. Güven bana. Arkadaş paketlesin. Buyurun. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Kızlar süper. Öyle. Evet, evet, evet. Buyurun. Hiçbir yerde bulamayacağınız özel tasarım. Harika tasarımlar burada. Bakmadan geçmeyin abla. Bu elbiseler kaçmaz. Hiçbir mağazada yok. Buyurun. Bu kadar geliyor. Ah maşallah ya. Beni sinir ettiniz tabii, keyfiniz yerinde değil mi? Ayıp değil mi ya? Meral için mi çalışıyorsunuz? Niye ayıp olsun Kader? O bizim kardeşimiz. O kızı kurtaracağımızı sana söylemiştik. Kardeşiniz? Evet. O kardeşiniz ben değil miyim? Siz gerçekten bana hiç acımıyorsunuz. Ya ben o kız yüzünden dedeme bir kere sarılamadım, öldü gitti adam. Kader Meral de mi ölsün, bunu mu istiyorsun? Ya kızın durumu iyi değil dedik sana bin kere. Yazıklar olsun ya. Zehra abla söyledi de inanmamıştım. Nasıl yani Kader? Zehra'yı kendine casus mu yaptın? Aferin sana, tebrik ederim. Ya ne yapsam, ben suçlu oluyorum. Sen beni artık hiç sevmiyorsun. Ya Kader saçmalama, seni niye sevmeyeyim Kader? Abla. Abla bak sakın onlardan bir şey almayın. Onlar çakma satıyor, çin malı. Aa, ya Kader. Abla çakma falan değil ya, bir bakmadan geçmeyin. Ne oluyor ya? Aa, çakma dedi ya. Ya neyse boş verin. Meral'in durumu biraz düzelsin, sonra Kader'le konuşalım. Keyfimize satıyor sanki. Buyurun, harika elbiseler burada. Buyurun, bakmadan geçmeyin. Buyur ablacığım. Çok güzelmiş. Ne kadar bunlar? 150 lira abla. Çok fazla. Biraz düşer misiniz? Hı? Olur. Tamam, olsun o zaman. Ben alayım bunu. 100 mü? Biraz pazarlık yapsana Songül.